Başlıyoruz. Hadi elini uzat. Harika. İkiniz de aynı kaseyi seçtiniz. Demek gülleri seçtiniz ha? Evet, Parvati güllü kaseyi seçti ama bizim Rudra'nın dikenleri boldur. İnsanı çok yaralar bazen. Evet anne. Ama bizim Parvati'miz de gül yaprakları kadar güzel ve saf. Zıt karakterler de olabilirler. Ama bence harika bir ilişkileri olacak. Ne olursa olsun, kavga etseler de barışsalar da çok mutlu yaşayacaklar. Bu arada didişmek derken aklıma bir şey geldi. Parvati'ye sormam gereken bir soru var. Parvati, yüzün asıldığı zamanlarda Rudra seni nasıl teselli ediyor? Anlat bize. Hadi anlat. Burada biz bizeyiz. Utanacak bir şey yok canım. Burada herkes böyle şeyleri konuşmayı sever. Dile getirmeseler de ben çok iyi biliyorum. Seviyorlar. Anlat hadi. Şarkı söyler. En sevdiğim filmde bir şarkı var. Ona küstüğüm zaman barışmak için bana o filmin şarkısını söyler. Gerçekten çok tatlı bir çiftsiniz. Bayıldım. Tam birbirinize göresiniz. Ben biraz yoruldum. Bu kadar yeter. Artık bize odalarımızı gösterseniz diyorum. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Hayır, atma. Korkmuyor musun? Kader senin hayatını dikenlerle doldurdu. Kendini neden diken diyorsun? Hayır, bana sinirlenme lütfen. Ben bir şey demedim ki. Ben kendimi biliyorum. Ayrıca Ben dikenleri severim. Sorun değil. Bana hiçbir zararları dokunmaz. Kader. Üstelik
Dikenlerin aslında güzel bir yanı da var. Dikenlerin mi? Nesi güzel? Çiçekler solar. Ama dikenler hiçbir zaman bozulmaz. Diken hep nasılsa öyle kalır. Çiçeği koruyabilmek için her zaman hazırdır. Bana böyle saçma şeyler söyleme. Bir daha duymak istemiyorum. Ne anlıyorum, ne de dinlememin bana hayatta bir yararı var. Az önce ne demiştin? Sana şarkı mı söylüyormuşum? Ben sana ne zaman şarkı söyledim? Ben... ne yapayım, aklıma başka bir şey gelmedi. Hemen ilk düşündüğümü söyledim. Bir buradayken bir filmde görmüştüm bunu. Onu söyledim. Herhangi bir konuda sussan şaşarım zaten. Hadi yat artık, saat geç oldu. Ayak altında dolaşma, git yat. Rudra. 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 Giderken suni